Operasyondan dakikalar önce harekete geçti. Villadaki gizli geçitten böyle kaçtı. Casusluk yaptınız önde. Efendim İsrail... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018'de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti. Oktar operasyonu Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneği sayesinde dakikalar önce öğrendi. Villadaki gizli bir geçit sayesinde polislerden ilk etapta kaçmıştı. Ama fazla uzağa gidememişti. Örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'le birlikte yakalanmıştı. Kaçarken yakalandığını söylüyor. Tamam arkadaşlar, tamam. Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülerine ilk kez ulaşıldı. Görüntülerde villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçit dikkat çekiyor. Bu gizli kaçış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Görüntülerde ayrıca başka örgüt mensubu kadınların da o yolu kullandıkları anlaşılıyor. Arkadaşlar müsaade edin. Çıkın be arkadaşlar. Arkadaşlar müsaade edin. Çıkın. Polis baskınından kaçan Adnan Oktar 05.22'de kaçış güzergahının bittiği yerde beklettiği lüks aracına binip hızla uzaklaşıyor. Oktar'ın kaçış anında gergin, sinirli ve yüzünün asık olduğu görülüyor. Kadınların elindeki çanta ve valizler de dikkat çekiyor. İddialara göre Adnan Oktar polis baskınlarına karşı 24 saat Üsküdar ve Kandilli'deki villasında birer araba, sahilde ise tekne bekletiyordu. Oktar kimsenin henüz binmediği ve kimsenin bilmediğini düşündüğü arabayla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalandı. Kaçış anı için iki para dolu çanta hazırda beklettiği belirtilen Oktar'ın yakalandığında da yanında bir çanta dolusu döviz ele geçirilmişti.